geçiyor. Neyse kamp güzel geçiyor. Sabahtan itibaren çalışmaya başladık şu an salonu hazırlamak için. 3 tane konuşmacımız çıktı. Biz PR ekibi olarak bütün işte bu dokümentelsel medya içeriklerini hazırlıyoruz. Bizim açımızdan böyle geçiyor. Etkinlik öncelerinde. Ya şimdi bizim etkinliğimiz Uçak Savar Kampüsü'nde GKM yani Garanti Kültür Merkezi'nde arkadaşlar. Garanti Kültür Merkezi Güney Kampüs'e çok yakın değil ve bizim ana eşyalarımız Güney Kampüs'teki kulüp odamızda olduğu için roll-up'lar olsun, standlar olsun ve hani böyle getirilmesi gereken fiziksel büyük eşyalarımız orada olduğu için böyle bir ekibin çok erken kalkıp bir işleri halletmesi gerekiyor. Onların kamyonete yüklenmesi, sonra kamyonetin çağrılması, gelmesi, işte buraya indirilip burada kurulumun yapılması için bunların hepsinin sabahın çok erken saatlerinden yapılması gerekiyor. Tabii bunun bir de bitişi var. Bitişte de aynı proses Güney Kampüs'e doğru oluyor ve artık onda var mıyım bilemeyeceğim yani. 24 saat uykusuz kalmaz mümkün. Kalkada Data Camp'e ok yaptı. Bugün oklayayım. Evet, gördüm. Birisi ters yapıştırmış kuzeye. Baş aşağı bir şekilde nasıl okunması bekleniyorsa bilmiyorum. Dün Data Camp'in okunu yaptıktan sonra Barış şöyle bir sorunumuz var. A4'ün tüm boyutlarını kullanmışsın ya. A4'ün sınırına kadar kullanmışsın. Evet, kesersiniz diye düşündüm. Aynen, çünkü biz kesmedik. Sonra yazdırdık, bir baktık okun ucu yok. Ok uçsun. Evet, onu ben en son fark ettim. Okun ucu sayfanın dışında kalmış. Aynen. Ondan sonra bir tanesi geldi. Data Camp ayrı yazılmış. Ve biz dükkanı şey yapabilmek için, oyalayabilmek için kalem ve ucu satın aldık. Kalem ucu da yaklaşık 20 dakikada karar verdik. Ki Barış şey yapabilsin. Bizi atabilsin. Peki Data Camp mi, Data Camp mi? Data Camp. Ya şimdi camp'i İngilizce okuyorsak, data'yı da İngilizce okuyup data diyorum. Tam mantıklı. Sabah seni bir tane reels çekmeye gönderdik. O reels için kuzeyden buraya kadar geri yürüdün geldikten sonra. Fakat biz onu kullanmadık. Bize yani kızgın mısın? Yani şu an içim kırılı alıyor. Şimdi gidip kapıyı kilitleyip ağlamayı planlıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika falan bunu atlatmaya çalışırım. 4 kere yürümüş olduk o mesafeyi. Spor oldu, olsun. Konfeye canımız feda. Çok az kaldı. Başlamasın etkinliğin. Nasıl, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım çünkü aylardır buna hazırlanıyoruz. Ve son bir hafta uykusuz, stresli ama bir o kadar da heyecanlı durumda olduğu bir dönemdi. Şimdi işte o büyük gün geldi ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Eminim hatta. Hepinize de çok görüyorum. Ekibimi öpüyorum, müthişsini. Ve güzel geçti. Eminim. Ekibinle birlikte hazırlanırken evet, şimdi son 50 dakika kalmıştı dükkanın kapanmasına ve bizim roll-up'ları ve örümcekleri dükkandan geri almamız gerekiyordu. Fatmalı Seyrantepe'ye gitmeliydi. Bizim Ahmet Celal'le fizik labımız vardı. Fatmalı taksiye atladı gitti. Ve Fatmalı orada resmen mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca Fatmalı oradan alamadık. Sanayicilerin ortasında kız mahsur kalmıştı. Böyle fizik labındayız biz Ahmet Celal'le ama yan tarafta Fatmalı'nın ağlama mesajlarını okuyorduk. Bunu Fatmalı'na sormak lazım. Tuhaf ve çok zor. Merhaba. Nasıl kaldım? Çok kötüydü. Neler hissettim o gün? Ağlamak üzereydim. Yalnız taksi geçmediği bir yer. Herkes bana bir taksi ve Uber çağırmamı söyledi. Sanki benim asla aklıma gelmeyecek şeylermiş gibi. Çok zor zamanlardı. Şunu ben getirdim. Onu başıma taşıdım. Evet. Bir heyecanlı mısın? Çok az kaldı. Biraz sonra başlayacak. Heyecanlıyım ben. Heyecanlıyım. Umarım her şey yoluna gider. Bu arada ben Ahmet Celal Gündoğdu. Liderim Fatma'nın Yaman. Bu seneye yaklaşık 2 aydır hazırlanıyor. Evet. Çok. Senin gerçekten bize desteği çok fazla. Gerek kesinlikle. Gördüğünüz gibi. Geçirdiğimiz vakitlerde bizimle bir de kahve içmesi. Pet bardakları taşımak. Pet varlığı yeter diyebiliriz. Evet, yeter. Evet. Çok heyecanlıyım. Ha değilim ya. Yapacağız bir şey. Ama. Hazırlıklar nasıl geçti? Hazırlıklar güzel geçti. Mikrofon tamam, her şey tamam. Çok iyi. Bu işi yaptık. Heyecanlı mısın? Değilim şu an. Umarım böyle devam eder.
Ditekent'te. En iyi konuşmacı hangisi? Bence şu anda Akif Güneş en iyi konuşmacı. Ben çok seviyorum onu. Ditekent'e ilk gelişim miydi? Evet. Bir daha katılmayı düşünür müsün? Evet. Nasılsın? Sana harika, çok iyi. Tamam. Peki en çok neyi sevdin? Tamam, çok iyi.